Sevgili kardeşlerim, rüyada anne olmak, anne görmek ile ilgili yorumlara bakacağız. Önce rüyada anne olmak ne demektir? Ona bakalım. Ee, rüyada anne olmakla ilgili görülen rüya tabirlerinin hepsi hayırlıdır. Bir kere baştan bunu söyleyeyim. Şimdi detayına ineceğim ama anne olmakla alakalı görülen rüyaların hepsi hayırlıdır diyebiliriz. Bu noktada e, alimler de e, tabir kitaplarında, kaynaklarda genel bir ittifak var. Bu rüyaların hepsinin hayırlı olacağını efendim ifade ediyorlar. Rüyada her ne şekilde anne olmak görülürse görülsün iyidir. Bir kişinin diyor rüyasında anne olması iyi ve kazançlı günleri belirtir. Anne olduğunu görmesi annesini görmesi mesela hatta annesini ölü görmesi o da iyi bir habere veya iyi bir olaya işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada annesiyle dargınlık ve kavga görmesi bu başarısızlık ve maddi bir kayıp anlamında bir rüyadır. Anne ile kavga etmek. Zaten yani normal hayatta da kardeşlerim çok tavsiye edilmez, değil mi? Hoş görülmez, güzel kabul edilmez. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim rüyada anne ile dargınlık, kavga, onlar hep böyle maddi kayıpları filan başarısızlıkları e, ifade eder. E, kötüdür yani. Anne baba bizim hayata geliş vesilelerimiz bir kere onlara iyi bakmak, onlara sahip çıkmak durumundayız. Her şeyden önce değil mi? Evet, rüyada bir kimsenin annesini görmesi iyi ve kazançlı günleri belirtir kardeşlerim. Annesini ölü görmesi iyi bir haber veya iyi bir olaya işarettir. Biz yine de annelerimize bir kere çok dua etmeliyiz zaten. Onlar için hep. Ya Rabbi anne babalarımızı başımızdan eksik etme İnşallah onlara ve bizlere iyilikler güzellikler ihsan et diye anne babalarımız için kardeşlerim dua da etmeliyiz Onlar hakikaten bizim için çok önemliler Biz de onların bizim için önemli olduklarını hep hissetmemiz lazım Aklımızdan hiç çıkarmamamız lazım Sevgili dostlarım Kıymetli kardeşlerim ee, Anneye darılmak anne ile kavga etmek. Bunlar sevgili kardeşlerim başarısızlığa işaret. Annesiyle kavga eden rüyasında başarısızlıklarla iş dünyasında, eğitim hayatında, aile hayatında başarısızlıklar yaşayacağının bir işaretidir kardeşlerim. Rüyasında anne olduğunu gören bir kadın büyük bir sıkıntıdan kurtulacaktır. Çünkü anne olmak hani bir insan doğum yapınca, bebek doğurunca anne olur ya. Bebek doğduğunda ne olur? Bir sıkıntıdan kurtulur. O karnında çünkü 9 ay taşıyor ona anne. O ona bir meşakkattir, bir zahmettir tabii ki de. Bin bir zahmetle doğurur dünyaya getirir anne. Dolayısıyla rüyada da diyor anne olduğunu gören bir sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Annesini öptüğünü gören kişi annesiyle eğer bir ayrılık söz konusuysa hemen kavuşacağına işarettir. Anne eğer hayatta değilse sevgili kardeşlerim o zaman çok sevdiği, çok değer verdiği, gördüğünde çok mutlu olacağı bir kişinin geleceğine işarettir sevgili dostlarım. Annenizi rüyanızda görmeniz büyük bir müjde ile yorumlanır. Eğer anneniz öldüyse de onu rüyada görmeniz kendisini daima hatırlamanız ve ona karşı dini görevlerinizi yapmanız. Yani ardından Fatiha okumanız, Kur'an-ı Kerim okumak gibi ruhunu şahat edecek dualarda bulunmanız için bir ihtar. Belki bir hatırlatma olabilir derler yani ölmüş bir anne baba gördüğünde hep. Ne derler? Senden dua istiyor derler. Ve bizim toplumumuzda o kadar güzeldir ki güzel bir adettir, bir gelenektir. Bir insan rüyasında ölmüş anne babasını gördüğünde kendisi Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsa Kur'an okur, bir Yasin okur onlara. Eğer kendisi Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsa böyle birilerine Kur'an-ı Kerim okutur annesi babası için. Onların ruhlarının şad olması için böyle ihtiyaç sahiplerine sadakalar verir. Birilerine bir şey ikram eder annemin hayrına der. Onlar da ölmüşlerinin ruhuna gitsin, annenin canına gitsin, ruhuna gitsin diye dua ederler değil mi sevgili kardeşlerim? Bu hakikaten bizim Anadolu'muzda aziz milletimizin uygulamış olduğu çok çok güzel bir gelenektir yani. Bir annenin rüyada görülmesi daima kardeşlerim hayırla tabir edilir. Ee, İmam Nablusi Hazretleri diyor ki rüyada e, annesini bir insanın annesini rüyada kendisine darılmış olarak görmesi, annesinin kırgın, dargın, küskün olduğunu görmesi hayatta başarılı olacağınıza işarettir. Annenin ağladığını görmek mesela şimdi rüyanızda siz annenizin ağladığınızı görseniz Dersiniz ki eyvah benim annem ağlıyordur rüyamda. Herhalde bir sıkıntı olacak. Bir problem, bir meşakkat bir şey olacak. Esasen anneyi diyor ağlarken görmek sevince işarettir. Gülerken görmek mutlu bir hayat süreceğinize sevgili kardeşlerim işarettir. Dolayısıyla burada da yine görüyoruz birçok rüyada bunu söylemek yerindedir belki. Doğru olacaktır. Yani rüyada görüyorsun bir şeyi ama tabiri tam zıt. Rüyada böyle kötü şeyler görüyorsun. Bakıyorsun ki aa, tabiri güzel, müjde, iyi, hayırlı olduğunu söylüyor, ifade ediyor. Ya Rüyada anneyi hasta görmek kardeşlerim sevinçli bir haberle karşılaşacağınıza işarettir. Rüyasında annesini hasta gören kişi mutlu olur hasta anneyi görmek yani anneyi hasta görmek ya da o da şifaya mesela işarettir. Ya sevgili kardeşlerim. Rüyada annenize çiçek verdiğinizi görmeniz, ölmüşse onu mezarında ziyaret etmenizi beklediğini, sağ ise onu kucaklayıp hatırını sormanız gerektiğine bir işarettir sevgili kardeşlerim. Annenizin sizi bir hususta azarladığını gördüyseniz eğer rüyanızda onu ihmal ettiğiniz için size dargın olduğunu gösterir. Anneyi babayı ihmal etmemek lazım kardeşlerim. Anneden dayak yediğini görmek onun sizin iyiliğiniz için duacı olduğuna size karşı büyük bir sevgi ve şefkat beslediğine işaret eder sevgili dostlarım. Evet sevgili kardeşlerim anne rüyası da bu şekilde. Allah'ım hayırlara inşallah çıkarsın. Zaten hayırlı bir rüya. O hayrı daim etsin sevgili dostlarım. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız yorum kısmına yazın. Rüyalarınızın yorumlarını da beraberce yapalım inşallah kardeşlerim. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.